Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körümeler. İstiklal kündülük haberlerini görüşülen kızın karşılığımız. Mən Erşid Nidikot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibiyle alakadar mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Kanada Xtınlar ekranımızı bulsun. Xtay xalqaranın közünü boyaydıgan gayet zor medeniyet sarayının yupkını açtı. Xitay Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan irqi qırğınçılıq cinayetini yuşurup, xalqara cemiyetinin közünü boyaş üçün zor məbləq acırtıp yasap çıkan atalmış Şincan Gharbi Maddi Medeniyet Mirasları Sarayının yupkını açtı. Xitay Təşviqat Orqanı Tanrıda Torunun xəbər qilishçe, atalmış Yeni Dünya Şincan Gharbi Maddi Medeniyet Mirasları Sarayı 18. sentabr bütkən ve atalmış Uyğur Abnum rayonunun alaqadar orullarga ötküzüp berilgen bulup, bu yıl axırda sırtkı içibitiş planlangan. Ürümçigi caylaşkan Mezgör Sarayının kuruluşu 2023 yılı 5. ayda başlangan bulup, Yeni Dünya Xitay Yer Mülük Çeklik Şirkte kuruluşunu üstüge algan. Xitay Təşviqat vasitelerinin haber kılışca, bu kuruluş Xitayının Şarkı Türkistan'da icra kılvatkan atalmış Junhua Milli Ortak Gevdesi enine musahkemleşine asasi liniye kılıp kurulgan bulup, Şarkı Türkistan'ın gayri maddi medeniyet mirasları baylıqını merkezlik körgezme kılış, yitekləb çöndürüş, tarqıtıştiki muhim supa, hem de atalmış Şincan'ın gayri maddi medeniyet mirasları bilen sayahatçilikini çoğunqur yuğuruş ve icadi terakki kıldırıştiki muhim bazı ikerliki dava kılıngan. Atalmış Şincan Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Sarayının ötküzüp beriş mürasımıga Maşınroy Erkin Tuniyaz Katarı'a əmeldarlar katnaşkan. Maşınroy sözü de atalmış Şincan'ın medeniyet arqalıq uzuqlandırış, Junhua medeniyetinin alahidlikini gevdilendiriş, Junhua milleti ortak gevdisi enini müstehkemleş Katarlıq ibarilerine təkidligen bulup, onun bayanları Mezgür Sarayının əməliyyatta Xitayının saxta təşviqatı ve Uyğurlarının tarixini ve medeniyetini burmalaş urunuşları üçün xizmet kıldığalıqını körsüp bergen. Bildirilişçe, Mezgör Sarayının umumi kuruluş külümü 13.000 kvadrat metre bulup, növette bütün Şarkı Türkistan'daki herkaisi medeniyet ve sayahat memuri tarmakları gayri maddi medeniyet mirasları vekillik türünün vekillik varisinin cem'i 6.559 kişini bekitken. Bunun içinde atalmış Abnum rayon derecelik gayri maddi medeniyet mirasları vekillik varisinin 548 kişi, devlet derecelik gayri maddi medeniyet mirasları vekillik varisinin 112 kişi bar iken. Xitay haberleri de ilgiri sürülüşçe, atalmış Şincan gayri maddi medeniyet mirasları sarayının asaslı fonksiya rayonu 4 körgezme zalını öz içige aldıdığan bulup, körgezme zali, içivite şekildeki vaxtlıq körgezme zali, hem türkilik his kılıç zali, köp iktidarlıq zali qatarıqlardan ibaret iken. Atalmış Junhua Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Zalı'da Birleşken Devlet Teşkilatı Ma'arif Pen Medeniyet Teşkilatı'nın Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Tizimikiye kürgüzülgen kısmen türlerine körgezme kılış, şundakla Künçü Tiyatrı, Guçin Seneti, Uyğur Muqam Seneti, Tamğı Uyuş, Cingcü Tiyatrı, Xattatlıq, Kağız Qıyma, Teyci Gümpüsü Katarlıq Xitay Medeniyete asas kılıngan türlerine körgezme kılışını planlığan. Xabar qilinishicha, Mezgör Sarayının umumyüzü körgezme kılındığan işki zalıda Uyğur milletinin kılıpta yasaş usulünü kullanıp sapal buyumlarını püşürüş hüner seneti, Kazak milletinin dombira seneti, okuya yasaş hüner seneti, ənənivi un tamıqı tayarlaş hüner seneti, xoten doğruluk çiye tayarlaş hüner seneti qataraqlar kirgizülgen. Körgezme planıga asasen körgezme zalda medeniyet varisleri tamaşıbirlarga meşrep, nazirgom, 12 muqam, bürküt usulü, samaber usulü, yöcü tiyatri qataraqlarını uğrulab beridiken. Xitay işgaliyat tarixidan başlap Şarkı Türkistan xalqını her xil bahanları bilen bastırıp kelgen bulup, Uyğurlarının barlıq ibadetleri ve dini faaliyetlerine çekleştin başka, Uyğur İslam medeniyetiga alaqadar barlıq nerslerine közün yoktuşka urunup geldi. Xitay türlük bahanları bilen sistemilik irqi qırğınçılıq yürgüzüş bilen birge, Xitay medeniyetini mecburlap tınış, Uyğurlarının tarixini, medeniyetini burmulaş, özgertiş, yoktuş planlarını tığımı küçüp icra kıldı. Xitay cinayetlerinin aşkarlanışı sebeple xalqara cemiyetinin bisimiga duş kelgenden keyin gayet zor xiracat acırtıp, zor külemden muzi, sayahat noktalarını kurup çıktı. Xitay bu xitimi atalmış Şincan gayri maddi medeniyet mirasları sarayı arqalıq Şarkı Türkistan meselesi de xalqara cemiyetinin közünü boyaş üçün alahide tayarlıq kılgan bulup, körgezmige Uyğur medeniyet mirasları bilen Xitay medeniyet buyumlarını araştırıp koygan. Uyğur, Kazak Katarlıq milletler içinden çeklik sandiki kişilerini uğurlaştırıp, Xitayının teşviqatı üçün hizmet kıldırgan. Uyğurlarının allıburun çeklengen medeniyet miraslarına körgezme kılış arqalıq, xalqara cemiyetke özüne Uyğur medeniyetini kutquzguce, köngül bölgüce kılıp körsüşke orungan. Xitay Uyğur faaliyetçilerden öç almaqta.
Xitay Şərqi Türkistanda icra qılıbatqan irqi qırğınçılıq cinayətini paş qılıbatqan muhacirətki Uyğur fəaliyyətçilərini hər vasitələri bilən bisim qılıb, sükut qılışqa məcburlab kəlgən bulub, tövlük təhdidlərgə baş əgmək qılıbatqan fəaliyyətçi Abdurrahim Ghani Əpəndinin dadısı Ghani Xudabərdi cəza lagırda Xitayının ziyankəşkigə uçurğan. Abdurrahim Ghani Əpəndi 19-cı sintəbir dadısının cəza lagırda tuyuqsız can üzgərliki haqqıdaki uçurunu tapşırılğan bulub, oğlını boysundurulmağan Xitay onun dadısıdan öç alğan. Abdurrahim Əpəndinin İstiklal televiziyasiga bildirishcha, tunov kuni Gollandiyadagi Diyanatning masjididagi juma xutbasida uning dadasining vafoti va Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik tilga olingan. Shundoqla masjidda uning dadasi uchun g'oyibona jinoza namozi tushirilgan. Abdurrahim G'ini Apandi muhojiratda yashayotgan ko'p sonliq Uyg'urlarga o'xshash Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati sababidan dadasi G'ini Xudabardi bilan 2017 yildan buyon aloqalasha olmagan. Bu yil 6 iyul Xitoy saqchilari Abdurrahim Apandining aksiga tahdid silish orqali uningga telefon qildirib, 7 ayda Gollandiyaning Den Haag shahridagi dunyo fuqarolari sud mahkamasida Xi Jinpingga ichilgan sudda guvohlik bermaslikka qistab bism qilgan. Keyin Abdurrahim G'ini aksining telefonini olmagan. Xitoyning bu hilisi qarg'a kelmagandan keyin uning dadasini jazo lageridan ilib chiqib, uni sudda guvohlik bermaslikka nasihat qildirgan. Xitoyning shuncha bismlarga bosh egmagan Abdurrahim Apandi sudda Xitoyning jinoyati haqida guvohlik bergan. Abdurrahim Apandi sudda yana mazkur ishinishlik sinni dunyo fuqarolari sudida oshkorlab, Xitoyning jinoyatlari haqida kuchli isbot bilan ta'minlagan. Kutganidek natijaga erishilmagan Xitoy kesal bo'lib yetib qolgan G'ini Xudabardini qaytidan jazo lagerga sulg'an. Abdurrahim Apandi Facebook hisobida bu to'g'riliq bayonot e'lon qilib, dadamning Xitoy tajovuzchilarining jazo lagerida vafot bo'lganlik xabarini anglab ko'nglim qattiq yerim bo'ldi. Ammo dadamning vafot xabari meni ruhiy jihatdan tugashtirish emas, balki tajovuzchi Xitoyga qarshi g'azab nafratimni tig'imi oshirib, tajovuzchi Xitoyga qarshi ma'naviy energiyaga ega qildi. Bu musibat tajovuzchi Xitoyga qarshi kurashimni davomlashtirish g'ayratimni oshirdi. Eng muhim bo'lgani parloq tongga erishishga bo'lgan umidimni tig'imi kuchaytirib, g'alaba manziliga qarab ilgirlaydigan tavranmas ruhga ega qildi deganlarni bildirdi. Amerika Xitoyga qarshi ichilgan dialog yig'iniga sayib qalla qildi. Xitoyning Tinch okean rayonida yuksilishiga taqobul turish uchun qurilgan 4 taraflik bexatarlik dialogi boshliqlar yig'ini 21 sentabr Amerikaning sayib xalligida o'tkazilmoqchi. 4 taraflik bexatarlik dialogi boshliqlar yig'ini a'zo davlatlar bo'lgan Amerika, Avstraliya, Hindiston va Yaponiya rahbarligining ishtirok qilishi bilan Wilmingtonda o'tkazilgan bo'lib, yig'inda yangi strategiyalar va hamkorlik jarayonlari muzokara qilindi ekan. Bildirilishicha Amerika prezidenti Joe Biden bu davlatlar o'rtasidagi quyuq do'stlik munosabatining ko'rsatkichi sifatida tunji qitim bexatarlik dialogi rahbarlarini uyida kutib oladi ekan. Yig'inda rayon bexatarligi, Hind-Tinch okean strategiyasi va yer shari diplomatiyasining o'zgarishchan harakatlantirguch kuchi muzokara qilindi ekan. Yig'inda G'azza va Ukrainada davom etayotgan to'qinishlarning muzokara qilinishi mo'ljallangan bo'lib, bulardan sirt Xitoyga qarshi ittifoq qurilmasini kuchaytirish va texnika, ul aslaha va klimat o'zgarish qatorliq sohalarda o'zaro hamkorlikni oshirishning yo'llari ustida o'zaro fikr almashtirdi ekan. Stoltenberg janubda Turkiya bo'lmasa, Yevropa qit'asining bexatarligini tasavvur qilg'ila bo'lmaydi, dedi. Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkiloti bosh kotibi Yenis Stoltenberg, janubda Turkiya bo'lmasa, Yevropa qit'asining bexatarligini tasavvur qilish mumkin emas, dedi. Turkiya ovoz radiosi xabarida qayd qilinishicha, Stoltenberg vazifasini o'tkazib berishga sanoqli kunlar qolganda, Germaniyaning Marshall fondi nomli strategiya markazida bir faoliyatga qatnashib, xo'shlashish nutqi so'zlagan. U nutqida Amerikani Yevropa bilan hamkorlikdan o'zini qochirmaslik haqida ogohlantirgan va shuning bilan birga Yevropani mo bexatarligini qo'g'dash uchun janubda Turkiyadan shimoldan Norvegiyacha bo'lgan joydagi NATO xalqiga muhtoj ekanligini itirof qilishga chaqirgan. Stoltenberg Yevropaliklarning NATO bo'lmasa, bu qit'ada bexatarlik bo'lmaydiganligini tushunish kerakligini, buning faqat manbalari bilanla emas, balki jo'g'rafiya bilan ham munosabatlik ekanligini ta'kidlab, janubda Turkiya, shimolda Norvegiya va g'arbda Amerika, Kanada va Angliya bo'lmasa, Yevropa qit'asining bexatarligini tasavvur qilish mumkin emas degan. Hurmatli ko'rilmalar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Ertadagi programmada ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Allohga emanat.